Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zaman önce en çok parçalı yani en büyük Lego setini yapmıştık. Millennium Falcon. Bugünkü videomuzun konuğu en çok parçalı set olan Millennium Falcon ve ikinci en çok parçalı set olan Hogwarts Kalesi'nden sonra en çok parçalı en büyük üçüncü Lego seti olan 10256 kodlu Taj Mahal. Peki, bu Taj Mahal gerçekte ne? Taj Mahal, Hindistan'ın Agra kentinde 1631-1654 yılları arasında inşa edilmiş İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı olan Şah Cihan'ın 1631 yılında 14. çocuğunu doğururken ölen eşi Ercüment Banu Begüm için o zamanki Babür İmparatorluğu'nun başkenti olan Agra şehrindeki Yamuna Nehri kıyısında yaptırılmıştır. Hükümdar eşine duyduğu sevginin hatırına görkemli bir mezar yaptırarak teselliyi sanat ve mimaride bulduğu söylenir. Şah Cihan tahta geçince ismi Mümtaz Mahal olan Ercüment Banu Begüm'ün ve 1666'da ölen İmparator Şah Cihan'ın mezarları buradadır. Bu yapı Şah Cihan'ın hakimiyeti süresinde en parlak dönemini yaşayan Babürlerin güç ve kudretini temsil eder. Ayrıca Şah Cihan ile eşi Mümtaz Mahal arasındaki sevginin de bir sembolüdür. Bence de gerçekten çok anlamlı. Adam eşi için efsanevi bir anıt yaptırmış. Bizse günümüzde hala kadına şiddetten bahsediyoruz. Gerçekten çok yazık. Şah Cihan bu anıtı yaptırmak için heyet kurdurmuş arkadaşlar. Hint ustalarının yanı sıra Osmanlı, İranlı ve Suriyeli ustalara görev vermiştir. Bağdat'tan hattat, Buhara'dan kakma ustası, İstanbul'dan kubbe ustası, Semerkant'tan minare yapımcısı, Kandahar'dan taş ustası, Şiraz'dan da çizim ustası getirtmiştir. Esas mimarı kim olduğu bilinmemekle birlikte daha sonra bulunan el yazmalarında Hintli Üstad Ahmet'in asıl mimarı olduğu kabul görmüştür. Taj Mahal'in yapımında parlak ince mavi damarları olan beyaz mermer kullanılmıştır. 305 metreye 580 metre büyüklüğünde dikdörtgen bir avluda yer alıyor. Yüksekliği ise 74 metredir. Dünyanın 7 yeni harikasından biri olarak kabul edilir. Evet arkadaşlar, bu sefer bilgiyi biraz abarttık ama olsun, bu önemli bir eser. Evet, gelelim setimize. En büyük 3. set olan Taj Mahal seti 5923 parçadan oluşuyor ve 2017 yılının seti. Lego bu seti daha önce 2008 yılında da 10189 kodu ile satışa sunmuştu. Yoğun talep üzerine Vestas tribünündeki gibi bunu da tekrardan satışa çıkardı. Yeni sürümün aksine o zamanki set ile şimdiki set birbirine tamamen benziyor. Önceki sette poşetli numara yoktu. Bütün parçaları döküp öyle yapıyorduk. Bunda ise poşetli numaralar var ve yapım aşamalarını kolaylaştırıyor. Yapım kılavuzu da daha çok aşamalı ve daha detaylı gösteriyor. Kutu görmüş olduğunuz üzere bayağı büyük. Ön yüzde modelin bitmiş halinin büyük hoş bir fotoğrafı, modelin bölümlere ayrıldığını ve boyutlarını gösteren minik fotoğraflar var. Setimiz 16 yaş üzerine önerilmiş, 5923 parça olduğu yazıyor. Yan yüzde Taj Mahal'in gerçek versiyonu ile Lego versiyonunun fotoğraflarına yer verilmiş. Arka yüzde ise yine modelin büyük bir fotoğrafı ve bazı ayrıntıları gösteren minik fotoğraflar var. Kutuyu açıyoruz. Bu sefer içerisinden iki beyaz kutu ve poşetler çıkıyor. Beyaz kutularımızı da açıyoruz. Kutularımızın içerisinden 1'den 14'e kadar numaralandırılmış 41 poşet, 6 mavi taban plate ve yapım kılavuzumuz çıkıyor. Güzel bir haber, sticker yok. Yapım kılavuzu 184 sayfa ve 281 yapım aşamasından oluşuyor.
ve ön bilgilendirmesi olmadan direkt yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlayalım.
Evet arkadaşlar, setimiz 8 saatte bitti. Daha önce Lego yaparken parmaklarının çok ağrıdığını söyleyenler olmuştu. Ama yıllardır Lego yapmama rağmen hiç parmaklarım ağrımamıştı. Ta ki bu sete kadar. Gerçekten şu anda parmaklarımın uçları inanılmaz ağrıyor. Küçük parçaları bastırarak yerleştirmekten parmaklarımın ucu yamuldu desem yalan olmaz. Ama ortaya çıkan şaheseri görünce gerçekten beğeniyorsunuz. Çok güzel bir setmiş. 43 cm yükseklikte, 51 cm genişlikte, 51 cm de derinlikte. Modelin kemerleri ve kemerli pencereleri olan 4 cephesi var. Ortada büyük bombeli bir kubbe. Etrafında da 4 tane destekleyici kubbeli oda var. Modelimizi daha kolay taşımak için 7 parçaya ayırabiliyoruz. Öncelikle bunu kolaylıkla kaldırıyoruz. Daha sonra ise bu şekilde 7 parçaya ayırmış olduk. Bir aşkın, bir tutkunun, bir sevdanın anıtı niteliğinde olan bir Lego seti. Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından karısı İmparatoriçe Mümtaz Mahal'in anısına yapılan anıt. 7 yeni dünya harikasından biri. Lego seti de gerçeğine tıpatıp benziyor. Yaparken parmaklarımın ucu ağrısa da bence görüyorsunuz değdi. Set daha önce yapmış olduğumuz yine Creator Expert serisinin Ultra Force tadı gibi tutunca sağa sola böyle kayıyor diye düşünmüştüm ama düşündüğümden daha sağlam çıktı. Bazı birleştirme noktalarında teknik pinler kullanılmış. Bu da setimize dayanıklılık vermiş. Ama bu teknik parçalar dış görünüşümüzü kesinlikle etkilemiyor. Yapım aşamasında kirli beyaz ve krem parçalar dışında görmüş olduğunuz gibi sarı parçalar da kullanılmış. Aralarda da mavi damarlı mermer görüntüsünü vermek için de mavi parçalar kullanılmış. Özellikle zeminde gözüken mavi kısımlar çok hoş olmuş. Setin en kötü tarafı bazı şeyleri dörder defa yapmamız. Mesela bu minareler, bu görmüş olduğunuz kubbeli odalar dörder defa yapıldı. Ben bunları mesela bazılarını 4 poşette vermişler, bazılarını 2 poşette vermişler. Hepsini önüme döktüm, hepsini aynı anda yaptım. Bunun dışında bu zeminde görmüş olduğunuz bölümleri ise ikişer parçada yapıyoruz. Bunlar da ara ara sıkıcı gelebiliyor. Setimizin beyaz olup gerçeğine tamamen uygun olması bence görüntü açısından harika olmuş. Sergilemesi çok güzel olacak ve de en güzel yerlerden birine koyacağım bu seti. Sergilemediğimiz zamanlarda veya bir yerden bir yere taşıyacağımız zamanlarda biraz önce gösterdiğim gibi 7 parçaya ayırabiliyoruz. Böylelikle götürmek istediğimiz yere rahatlıkla götürüyoruz. Kaldırmak istediğimiz yerde de rahatça daha az yer kaplar şekilde tutabiliyoruz. Evet arkadaşlar, ben bu tarz devasa mimari setleri çok beğeniyorum. Ayrıca Taj Mahal gibi anlamlı bir seti yapıp koleksiyonuma kattığım için de çok mutluyum. Bir İngiliz lordunun söylediğine göre insanlar ikiye ayrılır. Taj Mahal'i görenler ve görmeyenler. Gerçeğini henüz göremesek de Lego versiyonu ile görmüş kadar olduk bence. Kim bilir, belki bir gün
Anıtkabir'imizin de official bir seti çıkar, şöyle 10.000 parçalık falan. Onu da gururla sergileriz. Evet dostlar, arkadaşlar, bu tarz modüler mimari setlerden hoşlanıyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin. Her türlü yorumunuza, eleştirinize açığım, bunu biliyorsunuz. Bu kanalı, bu aileyi daha da büyütelim. Bunun için de kanala abone olmayı ve de zile tıklayıp bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, Lego ile kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.